Ya tadını beğenmezsem, ya bunu yemezsem ben? Bilmiyorum. Parça. Gastro Şef'ten hepinize merhaba. Bugün Burak Coşkan'la beraberim. Bugün dünyanın en iğrenç kokulu meyvesi, durianın kurutulmuşu elimde ve bunu tadına bakacağız Burak'la birlikte. Durianı daha önceki benim Singapur videomu izleyen arkadaşlar bilir. Kokusunun ne kadar iğrenç olduğunu, insanların ne kadar tiksindiğini kokusundan ama tadını bayıla bayıla yediklerini hep anlattım. Hatta böyle o kokuyu arayaraktan dükkanı buldum. Öyle bir kokusu var yani. Böyle iki sokak öteden kokusunu yiyebildiğiniz gibi. Şu anda kurusu, yani bir koku yok. Kokta bir. Hayır, yok. Koku yok. Evet. Ha, bu ne kadar oldu ben bunu alalı? Yani bir ay falan oldu. Yani açmadım, Burak da ilk açayım diye bekledim. Tunca zaten şey bahsetmişti, durianın ne kadar iğrenç koktuğundan bahsetmişti. Ondan sonra ben daha çok ön yargılıydım. Dünyanın en iğrenç kokan meyvesinin ne kadar iyi olabileceği hakkında. Şimdi deneyip göreceğiz ama böyle bir, ben biraz çekimserim yani. Hala o kadar iyi hissetmiyorum kendimi iyi olabileceği konusunda. Yani... Hadi başla bakalım. İki sokak öteden kokusunu duyabiliyordunuz. Ben bunu tazesini almak istedim. İnşallah şu an burası kokmaz, hadi. Ama uçağa sokamayacağımı biliyordum. Çünkü bununla... Hiçbir toplu taşıma aracına binemezsin, yasak. Hatta böyle metroda yazıyor, durian, yemek yasaktır diye. Evet, şu anda açtım. Evet, kokuyor. Oo. Kokuyor. Çok ben bunun ya. Dondurmasını yedim. Bir kaşık kusmu alın ve yiyin yani. Öyle bir tadı var. Ama taze olarak çok güzel. Bunu ayağım videoya benziyor şu an. Şöyle küçük bir tadım alıyorum. Bu büyük bir tadım oluyor. Bence hepsini yeme ya. Büyük bir tadım. Nasıl? Çok mu kötü? O kadar kötü mü ya? Yo, tadı güzel. Ben tadını da hakikaten sevdim. Ama... Tamam, önce sen ye. O zaman yiyorum. Çirkin bir şey değil mi? Çok çirkin bir şey. Çirkin mi gerçekten? Evet, çok çirkin bir şey. Bence. Hadi sonra sen de. Küçük bir parça. Şu an çok gerginim. Küçük bir parça. Valla artık şey... Ölmüşken tam öleyim yani. Ağzına atacaksın o zaman. Öleceksem, şey boğulacaksam okyanusta boğulayım diyorum ve büyük bir parça. Evet, ne düşünüyorsun? Tazesi daha güzel, kesinlikle daha güzel. Böyle işlenmiş hali, ne bileyim dondurmada ya da böyle kurutulmuş olarak çok kötü. Ama... Kötü yani. Ve arayacağım bir lezzet değil yani insanın. Çirkin ya, çok çirkin. Bu. İğrenç. Gittiğinizde böyle yurt dışında, ne bileyim siz, uzak doğuda, Singapur, Tayland, Çin, ben Çin'de yemiştim. Yani gözünüzü kapatın yiyin. Tazesi hakikaten güzel. Çünkü şöyle bir şey, bu kokusuna dayanıp yiyebilirseniz hayatınızda yiyebileceğiniz en güzel meyve olarak tanıtılıyor. Ama kurusu için aynısını söyleyemeyeceğim. Yani işlenmiş bir şekilde bunu kesinlikle yemeyin. Önermiyorum yani. Ne? Şöyle göstereyim. Tazesi böyle bu. Aslında kokusu kabuğundan ötürü ama tadına da gelmişmiş. Yani güzel bir şey değil. Aslında bir de pahalı bir meyve. Yani şu kurusu 6.10 Singapur doları. Yaklaşık olarak o da 20 Türk lirası falan. 18 ile 20 arasında bir şey diyor olması lazım. Tazesi de ne kadardı? Sanırım o da bir 10 Singapur doları falan. Evet. Hepinize bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Burak Coşkan'a da çok teşekkürler. Rica ederim. Onun da kanalına şuradan bir yerden abone olursanız sevinirim. Benim kanalıma da buralardan bir yerden abone olursanız sevinirim. Hepinize lezzetli günler. Neyse. Tamam hadi.